Arkadaşlar merhabalar. Bakın burada e, görselden örnekleme yaparak subap ayarında nasıl bir yolu izlemeliyiz bunu anlatmaya çalışacağım. Bakın e, silindirimizin içinde pistonumuz aşağı geldi. Bu esnada emiş tarafındaki subabımız hava ve yakıt karışımını silindir e, odasına gönderdi. Silindirimiz yukarı çıkarken bakın e, görselden takip ediyoruz. E, emiş tarafındaki subabımız geri kapandı. Yukarıdaki e, bujimiz ateşlemeyi yaptı ve içeride patlama yanma meydana geldi. Bunun şiddetiyle pistonumuz tekrar silindirin içinde alt noktaya gelecek. Bakın şu anda geldi. Bu arada tabii içeride karbon monoksit gazımız birikti. Bunu atmak için pistonumuz tekrar yukarıya doğru çıkarken egzoz tarafındaki subabımız açacak. Bakın açtı. Pistonumuz yukarı çıkarken tam çıktığında subabımız geri kapattı. Ne oldu? karbonmonoksit gazımız egzoz tarafından atıldı şimdi tekrar aşağıya indi tekrar emiş subabımız açıldı tekrar yukarıya çıktı patladı karbonmonoksit gazımız tekrar em egzoz tarafından geri atıldı şimdi burada subabı ayarı yaparken arkadaşlar 2 iki, iki tane döngü kaydediliyor ne oluyor silindirimiz aşağı inerken emiş subabından e, yakıt ve hava karışımını hazneye alıyor yukarı çıkıyor patlatıyor Aşağı iniyor, karbon gazını egzoz tarafındaki açık subaptan geri gönderiyor. Yukarıya çıktığında karbon monoksit gazımız da egzoz vasıtasıyla geri atılmış oluyor. Yani bu silindir pistonumuzun iki defa aşağı inip yukarı çıkması, yani bu döngü bu şekilde devam ediyor. İki türlü bir işlem yani. Ee, biz burada suba ayarlamasını yaparken statörden horozlar boşa çıkana kadar iki tur döndürmemiz gerekiyor. Yani o boş horozları yakalamamız gerekiyor. Eğer bir tur çevirip horozlar yukarıda boşa çıkmamışsa e, bizim yapacağımız suba bayarı hiçbir işe yaramayacak. Dolayısıyla dediğim gibi motoru e, sente alıyoruz. E, yukarıda horozları boşa çıkarıyoruz. Boşa boşa çıkarana kadar da bir veya iki tur attırmamız gerekecek. Yani bunun öneminden bahsediyorum. Bu şekilde motor sentesi ayarı tamken hem emiş tarafındaki subab ayarımızı hem de egzoz tarafındaki subab ayarımızı net bir şekilde sentil çakısıyla yaparsak bizim ayarladığımız subab ayarımız tam olacaktır arkadaşlar. Lütfen bu dediğim statordaki iki tur olayına dikkat edin. Saygılar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.